Amerikalı bilim insanları evrenin önemli bir kısmını doldurduğu varsayılan, karanlık maddenin gezegenleri de meydana getirebileceğini öne sürdü. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacılar, karanlık maddeden yapılmış gezegenlerin nasıl gözlemlenebileceğine dair de öneri sundu. Karanlık madde, varlığını ancak diğer nesneler üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesiyle belli eden varsayımsal bir malzeme. Teorik fizikçiler, onu baryonik madde diye adlandırılan, sıradan malzemeler gibi gözlemleyip tespit edemeyeceklerini belirtiyor. Karanlık maddenin ne olduğu, neye benzediği ya da neyden yapıldığı bilinmiyor. Ancak evrendeki kütle çekim kuvvetlerinin aslında olması gerekenden daha fazla olduğu biliniyor. Bilim insanları bu çekim kuvvetini yaratan faktörün karanlık madde olduğuna inanıyor. Teorik fizikçi Yang Bai liderliğindeki araştırma ekibi de, bizzat gezegenlerin karanlık maddeden oluşma ihtimalini ele aldı. Karanlık maddenin kendisi gözlemlenemediği için, onun meydana getirdiği gezegenlerin de gözlemlenmesi mümkün değil. Bai ve meslektaşları, bu tür olası nesnelerin de tıpkı uzaktaki sıradan öte gezegenler gibi ölçülebileceğini söylüyor. Bu nesne bir yıldız sistemine bağlıysa, karanlık da olsa bir öte gezegen gibi davranacaktır. Bilim insanları normalde tespit edilmesi zor olan uzak gezegenleri gözlemlemek için yıldızların mercek etkisini kullanıyor. Diğer bir deyişle, öte gezegenin teleskopların gözlemlediği bir yıldızın önünden geçmesini bekliyor. Gezegenin yıldızın önünden geçişi sırasında, görüntüde yarattığı karartı ve bozulma, nesnenin varlığının, boyutlarının ve hatta kütlesinin hesaplanmasına olanak tanıyor. Bai ve meslektaşları aynı gözlemin, karanlık gezegenler için de geçerli olacağı görüşünde. Buna göre bilim insanları, aynı metodolojiyle tespit edilen bir nesnenin, yıldızın ışığında diğer sıradan öte gezegenler gibi davranmadığı durumda, karanlık maddeden şüphe etmeli. Zira ışıktaki sıradışı bozulmalar, karanlık öte gezegenlerin kanıtı olabilir. Kendi güneş sistemimiz gibi, pek çok gezegen sistemi bulamamış olabiliriz. Yine de, görünüşe göre ortak bir noktaları var. Sıradan baryonik maddeden, yapılmış gibi görünüyorlar bilirsiniz, gezegen sistemimizin yapıldığı madde. Peki ya başka şeylerden yapılmış gezegenler varsa? Standart modelin dışındaki parçacıklar, ya karanlık madde dediğimiz, gizemli maddeden yapılmış gezegenler varsa? Hiç kimse bu soruyu şu ya da bu şekilde cevaplayamaz, en azından mevcut bilgimizde. Ancak Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden teorik fizikçi, Yang Bai liderliğindeki bir bilim insanı ekibi, bu varsayımsal gezegenlerin nasıl ortaya çıkacağını ve gerçek olup olmadıklarını tespit edip edemeyeceğimizi öğrenmek istedi. Kısa cevap, belirli koşullar karşılanırsa evet olur ve araştırmacılar, bunun nedenini ön baskı sunucusu, Arixiv'de yayınlanan bir makalede ortaya koyar. Bu evrenimizde pek çok olağanüstü gizem var, ama en büyüklerinden biri karanlık madde olmalı. Karanlık maddenin ne olduğunu bilmiyoruz ve neye benzediğini ya da neyden yapıldığını bilmiyoruz. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, evrendeki yerçekiminin baryonik madde miktarını ciddi şekilde aştığıdır. Her galaksiyi, her yıldızı ve yıldızlar arasında, sessizce ve karanlıkta sürüklenen, her toz bulutunu hesaba kattığınızda, hala olması gerekenden çok daha fazla yerçekimi var. Bundan neyin sorumlu olduğunu bilmiyoruz, ancak bu gizemli kaynağı karanlık madde diyoruz ve bilim adamlarının araştırdığı birkaç teorik aday var. Genel olarak, bu adaylar iki kategoriye ayrılabilir, tek parçacıklar ve gezegen ölçeğinde kütlelere sahip olabilecek, makroskopik karanlık madde damlaları veya makrolar dahil olmak üzere kompozitler. Ve Bai ve meslektaşlarının açıkladığı gibi, kütlesi veya yarıçapı bir gezegeninkine benzer olan, makroskopik bir karanlık madde durumu, bir yıldız sistemine bağlıysa, nesnenin temel fiziği benzer olsa bile, karanlık bir öte gezegen gibi davranacaktır. Tamamen başka bir şey. Dış gezegenleri tespit etmeye yönelik mevcut yöntemlerimiz, şu anda büyük ölçüde, bir dış gezegenin ev sahibi yıldızının, ışığı üzerindeki etkisine dayanmaktadır.
Bu bilgiyi öte gezegenin özelliklerini ölçmek için de kullanabiliriz. Bir öte gezegen, transit olarak bilinen yıldızıyla aramızdan geçerken, yıldızın ışığının biraz sönmesine neden olur. Gökbilimciler, öte gezegenin yarıçapını hesaplamak için karartmanın derinliğini ölçebilirler. Öte gezegenler, yıldız ışığının dalga boyundaki değişikliklerde saptanabilen, ortak bir ağırlık merkezi etrafında hareket ederken, yıldızlarının biraz hareket etmesine de neden olur. Radyal hız adı verilen hareket miktarı, öte gezegenin kütlesini hesaplamak için kullanılabilir. Elimizdeki bu ölçümlerle, bir öte gezegenin yoğunluğunu hesaplayabilir ve böylece, nasıl inşa edildiğini belirleyebiliriz. Jüpiter'inki gibi düşük yoğunluklu, devasa, düşük yoğunluklu bir atmosfere, bir gaz devine işaret eder. Dünya'nınki gibi daha yüksek bir yoğunluk, kayalık bir bileşim anlamına gelir. Genel olarak, birincisinin yarıçapı daha büyük ve ikincisi daha küçüktür. Bay ve meslektaşlarına göre bu, potansiyel karanlık madde öte gezegenlerini tespit etmek için kullanılabilir. Bir karanlık madde öte gezegeni, sıradan öte gezegenlerden beklenenden farklı özelliklere sahip olabilir ve şu anki gezegen oluşumu anlayışımıza meydan okur. Örneğin, demirden daha yoğun bir öte gezegen, elde edebilir veya varlığının açıklanmasının imkansız olduğu kadar düşük yoğunluklu bir dış gezegen elde edebilirsiniz. Şu anda böyle bir aykırı değer tespit edilmedi, ancak bir bilim adamı hayal edebilir. Buna ek olarak, gökbilimciler geçiş verilerine dayanarak, öte gezegenlerin atmosferlerini inceleyebildiler. Geçişler sırasında yıldızdan gelen ışığın, tayfını ölçerler ve daha sönük ve daha parlak dalga boyları arayarak, bunu yıldızın normal ışığıyla karşılaştırırlar. Bu öte gezegenin atmosferindeki moleküller tarafından, bir miktar ışığın emildiğini ve yeniden yayıldığını gösterir. Bilim adamları bu moleküllerin ne olduğunu belirlemek için bu verileri analiz edebilirler. Geçiş spektrumu bazı ciddi anormallikler ortaya çıkarırsa, bu bir karanlık madde öte gezegeninin varlığına işaret edebilir. Radyal hız, bir öte gezegenin geçiş yapması gerektiğini gösteriyorsa ve ardından hiçbir geçiş gözlemlenmezse, bu karanlık madde öte gezegenlerine işaret eden bir ipucu olabilir. Ve ışık eğrisi olarak bilinen, bir geçiş eğimi beklenmedik bir şekil gösteriyorsa, bu da bir ipucu olabilir. Araştırmacılar, standart model parçacıklarıyla, küçük ama kaybolmayan etkileşim gücü nedeniyle, karanlık madde öte gezegen tamamen opak olmayabilir, bu da sıradan bir öte gezegeninkinden ayırt edilebilir bir ışık eğrisi şekli oluşturur. Bay ve meslektaşları, daha karmaşık bir teorik analiz için, basit bir zemin hazırlayarak bu ışık eğrisinin nasıl görünebileceğini hesapladılar. Ekip, çalışmanın iyileştirilebileceği birkaç yol olduğunu belirtiyor. Örneğin, sadece dairesel yörüngeleri düşündüler. Bununla birlikte, birçok öte gezegen, özellikle de karanlık madde öte gezegenlerinden beklenebileceği gibi, bir yıldızın yerçekimine yakalanmış olanlar, eliptik yörüngelere sahiptir. Ayrıca, gezegen özellikleri, nispeten basit tutulmuştur. Erken dönem karanlık madde, öte gezegen yıldız sistemi oluşumu ve karanlık madde öte gezegen yakalama üzerine daha fazla çalışma, karanlık madde öte gezegenlerini tespit etme olasılığını aydınlatmaya yardımcı olacaktır ve eğer tespit edilmezlerse karanlık madde, öte gezegen bolluğuna sınır getirilmesi için gerekli olacaktır.